Yok, hiç öyle şey olur mu ya? Yumurtayla ne alakası var Allah aşkınıza? Seyfettin Efendi, sen şimdi benim kızımı sat biliyorsun değil mi? Ben diyorsun kızı alınca İsmail Efendi'nin bütün mallarına konarım diye düşünüyorsun değil mi? Tövbe ya Rabbi ya, benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı, yapma bak Allah var ya. Efendi, biraz önce sen demedin mi? Sen de sıcak bakarsan güç birliği yapalım, birleşelim, güzel işler yaparız. Dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin söyle. He? He? Dedin deme. Dedin, inkar etme. Ben saf değilim. Sen beni saf yerine koyuyorsun. Sen bana yalancı mı diyor? Abi bakın ben, hayır canım al. Ben onu şey olarak yani birleşirsek tarımsal olarak ülkemize bir katkımız olur. Hani sizde de çiftçilik varmış ya. Ben o yüzden dedim, yoksa o kısmın Allah aşkınıza kızı istemeyle ne alakası var yani? Tamam. Dur. Sağ kızımı vereceğim ama bir şartım var. Vallahi mı? Oh ya, aldık vallahi kızı. Girişecek sandım ama birleşti. İsmail Beyciğim, neymiş şartın? Ya arada bir bana böyle gal geliyor da dur Ali geliyor biliyor musun? Ben şimdi bir hava alayım da geleyim. Tabii tabii be. Rahat olun, rahat olun. Ben hiç şey etmem. Siz rahat olun. Sen şey etme. Oy. Oh, çok şükür ya Rabbim. Lan. Olacak galiba bu iş. Dur bakalım. İsmail'im, iyi misiniz ağam? İyiyiz oğlum, iyiyiz. İyi olmasak güler miyiz ya? Buraya kadar öyle zor geldim ki ya. Bu içerideki saloz var ya. Ya kardeşim kendisini Sarakaya alıyorum, anlamıyor. Bana bak, şimdi buna inceden bir oyun yapalım, tamam mı? Mehter marşıyla gitsin, tamam mı? Çaktırma. Oh, bismillah, bismillah. Amca, Allah aşkına ara bir şey yap yani. Ne bileyim, kızı isteyecekse falan istemesin. Bir şey yap, engel ol, amcasın sen. Nasıl engel olayım oğlum? Babanı tanımıyormuş gibi konuşma. Emin ol Samim, haklı. Bak sen aramayacaksan ben arayayım. Ya arayacağım da ne diyeceğim? Biz teorik olarak zaten onun orada bile olduğunu bilemeyiz şu an. Sen nereden duydun benim buraya geldiğimi diye sorarsa abim bana. Ne diyeceğim ben ona? Sorarım size. Ne diyeceğim ben ona? La ilahe illallah. O ne demek şimdi ya? Sen sus. Çocuklar her şeye karışmaz. Çocuk? 30 yaşında. Kız istiyor şu anda bana. Ben de onu diyorum. Kazık kadar adam oldun, 30 yaşına geldin. Tabii ki istenecek. Aa, Mumu, ay ne dediğin belli değil. Bir dediğin bir dediğine uymuyor. Bu çocuk gibi kazık adam, ne diyorsun? Ya her şey bir şey bulursun. Ya buna mı takıldın şimdi? Evet, gerginliğin ucu bana değiyor. Stres yaptım şu an. Melekelerimi kaybettim. Sakın, ya... sakın. İstihbarat kaynağımızı söylersen biterim. Yapma Nurcan. Hı? Evet. Çalayım. Hello Safer Bro. Nerelerdesin sen? Her yerde seni arıyoruz biz. Hiç. Nerede olayım Nurcan ya? Bizim evin önünde oturuyorum. Yalan söyleme. İsmail Sırfbaş'ın evindesin şu an. Hedip. Sen nereden biliyorsun lan? Ya mesele o değil. Sen niye yalan söylüyorsun ya? Yalan.
Kim? Ben. Asla. Ha? Al. Al bak. Aha. Görüyor musun? Bizim evin aynısı adamın duvarda oğlum. Bir tek rengi yeşil. Ben de evin önünde oturuyorum işte. Yalan mı? Ya gecenin bu vaktin ne işin var senin oralarda? Ha? Bana bakın. Vallahi da billahi da adamın kızını Samime istedim. Ha? Ne? Yaptım ya hakikaten. Ana Samim. Oğlum gözün aydın. Hadi oldu da bitti maşallah. Tabii kızı aldık. Kızı aldık mı? Herhalde. Ne sandınız ya? Allah Allah. İlk başta biraz kastı emme sonra saldı kendini. Tamam dedi. Birazdan detayları konuşacağız. Ya bu teşhaşire gitti. Her ay indi gelir. Hakkımda dedikodu mu yapıyor mununuz? Yapmıyor mununuz zanneder. Anlatabiliyor muyum? Kapıyorum. Kapa. Aa kapadı. Samim. Aa dur dur Samim. Samim oğlum ne yapıyorsun? Kalk kendine gel. Aa kendine gel. Tamam tamam yok bir şey. Dur otur şuraya bakayım. Otur şuraya. İyi misin? Aldık diyor. Aldık diyor amca. Diyor. Diyor. Tamam, tamam, tamam. Oğlum. Ya, ya insan internetten telefon kılıfını bile bu kadar kolay almıyor ya. Tamam. Bitmedin. Yok, bitmedin tamam. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına bağırış çağırış? Ne oluyor bakayım? Ya anne, babam kızını almış o adamın kellesini... Kellesi... Neyse işte o ya. Ha? Kızını alamamış da... Neyin kellesini almış acaba baban? Selamin gavlen min Rabbin Rahim. Kızı almış ya. Mermerci yok mu? Abimi komaya sokan. Şimdi el ele verdiler, Samimi komaya soktular. Ya. Nurcin. Ne var sen de var? Ne saçmalıyor ya bunlar? Ya şekerim sen demedin mi gıllı gıllı şeyler var diye? He? İşte o. Seyfo bro. Sen git gecenin bir vakti mermercinin evine. Yasemin'i Samim'e iste. Hadi istemekle kalma. Git kızı al. Abo, abo. Adam da bilhassa da kızı beğendi. Başka kime verecek tabii. Ah, ah benim oğlum, ah benim oğlum. Ana. He. Ben elini öpeyim, gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun ya gece gece? He? Kaçıyorum ana ya. Baksana iş ciddiye bindi iyice. Allah sizden razı olsun. Hakkınıza helal edin. Evet. Gitmek var, dönmek yok. Oğlum. Oğlum. Ya Allah! Aa, oğlum! Ay Samim! Beni bırakıp nereye gidiyor bu? Ya yenge ilk şok bu. Geri gelir. Dönerse bizimdir. Dönmezse zaten hiçbir zaman bizim olmamıştır. Yani kendini bu fikre alıştırması lazım yenge. Ya senin gibi kaçıp gider de Urla'da birini bulursa. Hah, ya buraya 25 sene ayak basmazsa. Mami sen bir yanlış yaptın diye o da mı yanlış yapsın ya ana? Sağ ol be Elticen. Yani biz bu durumda yanlış hanesinde duruyoruz öyle mi? Ya, yok ya sen niye üstüne alıyorsun acaba ya? Ben sana demedim ki. Benim telefon... Bir dakika ya ben bir oğlumu arayayım ya. Telefonumu bulayım ben. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Biraz çocuk vallahi. La yeter la sallamayın oğlum. Motor dağılacak la. Depo daha tam boşanmadı İsmail abi. Tamamen boşanmasın dur. Gitsin ileride kalsın yolda ya. Bana bak hemen kokusunu filan benzin kokusunu almasın. Silin şöyle güzelce. Tamam vallahi bu kedi gibi döner gelir huylanır tamam mı? Şey arabalardan benzin çekmek zorunda kalırsa dikkat edin. Şimdi onu yerine koyun kapıyı kapat tamam mı? Hadi hadi bakın çaktırmayın. Zeybettin, görürsün sen şimdi Zeybettin.
Evet. Nerede kalmıştık Seyfettinciğim? Lafını unutmuştun. Dolanıp hatırlamaya çıktım. Kızı isteyince beyne giden damarlarda bir an bir kasılma olduysa demek. Neyse. Hatırladın mı? He, hatırladım. Ben sana kızı vereceğim ama bir şartım var demiştim. Ne o şart? He, o şart şu. Ben kızı sana vereceğim ama sen de senin evini bana vereceksin. Şartım bu. Olmadı mı? Olur mu ya? Kaç yüz senelik atalarımızdan kalma ev o. Vallahi bilmem. Şartım bu. Yalnız İsmail Beyciğim iyiydi. O ev çok hisseli ya. Daha babaannem yaşıyor benim. Allah uzun ömür versin. 90 yaşında daha. He biliyorum. Allah uzun ömür versin. Mümine nine. Küstü size. Kardeşine gitti. Denizli'ye. La ilahe illallah ya arkadaş. Sen neden ve nereden bu kadar çok bilgiyi biliyorsun bizim hakkımızda ya? Hani Google'dan bakıyorsun desem, ya Google yazmaz bizi bu kadar ya. Sen şimdi Google'ı mokulu bırak da, bana evi vereceksin mi vermeyeceksin, onu söyle. Ya onu şimdi şöyle, yani ne bileyim, yani esasen ailecek biz aslında şey, İndi biz kızı alınca otomatikmen kız bizim evde yaşayacak. Evet. Yani bizim evin bir ferdi olacak. O manada evin altıda bir hissesi onun olacak. Altıda bir hisse. Evet. Babamdan bize intikalle biz üç kardeşiz, üçe bölünür. Samim'de iki kardeş, oradan da üçü ikiye böl, ne yapar? 6. Ki normalde 3 2'ye bölünse 1,5 etmesine rağmen yine de 6'da 1. Evet, öyle. Nokta. Olmaz. Sen senin evi bana ver. Diğer hissedarların payını ben öderim. Nasıl? Şöyle. Şimdi sen hissedarlarını topla gel. Asa kocaman bir ev. Bak hipodromu da var. At koştur. Kendin koş, ne yaparsan yap. Oo, rahat rahat yaşarsınız. Bak vallahi çok cazip teklif. Böyle her zaman bonkör olmam ha. Aa, İsmailciğim, mızıklık etme emme ya. Emme ben önce geldim, kızı istedim. Şimdi sen iş karıştırıyorsun. Niye iş karıştırıyorsun İsmail Beyciğim? Yapma emme. Seyfettinciğim, sen mütekabiliyet nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Sallayayım mı? Hele bir salla bakalım. Kabiliyetli olabilir mi? İyi sallayamadım. Bak şimdi, mütekabiliyet demek karşılıklılık demek. Yani daha açayım şöyle. Sen benden en değerli şeyimi istiyorsun. O zaman ben ne yapıyorum? Ben de senin en değerli şeyini istiyorum. Öyle Rabbena, hep bana yok. Adamın böyle aklını alırlar. Ya şaka yaptım ya. Seyfettinciğim gerilme ya. İsmail Beyciğim yani indi sen kızı veriyorsun. Öyle mi? Emme bak, evi vermem açık net. Yok ya. Evini isteyen yok Seyfettinciğim. Ama sen de benden kızımı isteme. Sen Yasemin'e bakma. Öyle yaşı büyük gösteriyor ama o da çok küçük. Hayata daha yeni başlıyor ya. Evlenme çağına onun daha çok var. O evlilik nedir, evlilik sorumluluğu nedir? Bunları bilemez ki o ya. Sen şimdi git, kalbin kırılmasın. Yasemin'i benden isteme. Bu işi unut. Ama başka bir şey iste, oturalım onları konuşalım.
Kızım olmaz. Hadi canım. Hadi güzel kardeşim. Hadi bakayım. Olaya bak ya. Vallahi ya nasıl koştu ya? Samime bak ya. Hüseyin İtalik kimin aynaya? Hayır, karşısında o esnada Hüseyin İtalik olmuş olsa vallahi geçecek onu. Ya Şakir yapma, güldürme ne olursun. Bak yemin ediyorum karnıma ağrılar girdi ya. Hüseyin İtalik kim? Onun aslında gerçek ismi Hüseyin Bolt da Samim Bolt değil, biliyor musun? Böyle ince yamuk kimin? İtalik kimin canım? Hüseyin İtalik. Ya Şakir deme abim öyle şeyler ya. Kız yine şaka yapıyorum burada. Gidip de abini falan sakın söyleyeyim deme. Hayır, ben hayal meyal hatırlıyorum böyle, küçüktüm. Süllette yine bir öyle bir kaçışı vardı ama... tabii o da teyide muhtaç bir bilgisel. Vallahi ben o kadarını hatırlamıyorum Şakir. Hatırlamasın tabii kızım. Yaşın yetmez senin. Onlar niye orada? Bir sürü gavazon ve üzerinde bir nort. Ya işte dişler etçeli işte annemin yaptıkları. Ne yapmış? Dolaba koyunca not mu bırakmış? Hayır. Ben yatıyorum. Sakın uyandırmayın. Şakir'e de hala küsüm. Küs küs yaptım ve asla barışmayacağım. Uyanınca barışacağım zannetmesin. Ay yemin ediyorum taktı. Taktı yani sana. Vallahi ya. En son lisede bana böyle matematikçi takmıştı ha. Dur. Aa. Ay ne yapıyorsun Şakir? Anne ile barışma denemasyonları. O ne ya? Dur kız! Ne yapıyorsun kız? Bu saatte kapıyı sen mi açacaksın? Dur bekle. Ay ne yapayım Şakir? Tamam açacaksan çabuk aç. Her kimse kapıdaki kıracak kapıyı birazdan. Dur, dur, çabuk dur. Ol. Oo sen miydin ya? Hayırdır bu saatte böyle ya? Ne oldu? Gezip gezip karadan karaya mı vurdun? Şakir kimmiş? Bak kim geldi, bak bak. Aa. Bak İtalik Sami Mafin geldi. Aa, abi hoş geldin. Hayırdır? Hangi rüzgar attı? Beni yarın sabaha kadar saklamanız lazım. Ne? Çabuk, çabuk gel. Otur şuraya, önce bir sol. Yok yok gel, gel buraya, oturma. Su iç, su iç önce soluktan. Hayır gel, geç bu tarafa. Geç geç geç, kapıyı kapat, kapıyı kapat çabuk. Geç 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 geç. Geç. Geç şuraya. Gel 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 gel. Gel şuraya, içine gir. İçine gir, gir gir. Aç kapıyı, aç kapıyı. Ayakkabıları, çoraplarını çıkar, çoraplarını çıkar. Gir gir. Oğlum gelsene. Gir içeri lan, gir. Seyfettin kardeşim, iyi yolculuklar diliyorum. Ha, senden ricam şu kız isteme işini aramızda kalsın ha. Kimse duymasın yani, köylü laf söz eden. Vallahi aramız açılır ha. Sen hiç merak etme. O ikimizin arasında kalacak. Rahat. Hadi hayırlı geceler, hanım kızımıza da selamlar. Yalnız büyüdüğünde ilk biz varız sırada, ona göre ha. Tamam mı? Hadi eyvallah. Hayırlı geceler. Hadi bismillah. Yahu resmen çok inatçı bir kişiliğin var diyor. Sen yolda bir tökezle de aklın başına gelsin. Ay Mumu yeter. Ay başım döndü. Elimde değil. Kesin kötü bir şey olacak hissediyorum. Kesin CEO'luk hayalim bu gece başlamadan sona erecek. Aha, aha adam arıyor. Sizinle çalışamayacağız deyip teşekkür edecek kesin. Mumu Allah aşkına kötüyü çağırma. Ne diyecekse desin. Aç şu telefonu hadi. Aşkım ben senin yanındayım hadi. Açıyorum. İyi akşamlar. Buyursunlar İsmail Bey. Buyursunlar. Ya kadim dostum. Ne inatçı abin var senin ya. Ama seviyor bir adam. Olumsuz bir şey mi var? Olumsuz bir şey var değil mi? Söylemiyorsunuz. Ya seninle aramda ne gibi bir problem olabilir müdrik kardeşim? Sen benim artık sağ kolumsun kardeşim ya. Abin niye geldi diye merak etmiştin. Ne yaptı biliyor musun? Geldi kızımı istedi. Gönül istedi ki gönenelim, dünür olalım, akraba olalım. Ama vermedim kızı. Ama bana kızı aldım dedi. Ne zaman? Şey biz onunla arada mesajlaştık da.
Yok ya, verme falan yok ya. Ben buna şık bir oyun oynadım, o da öyle sandı. Onun kafasında kız istemek yok zaten. Onun kafasında kızı alıp benim mallarının üzerine oturmak var. Ya. Nasıl yani? Açıkça dedi ya. Çocukları evlendirelim, birlikte kazanalım dedi. İsmail Bey, abim adına sizden binlerce kez özür dilerim. Olsun kardeşim. Seninle bir alakası yok. Ne demiş hocalarımız? Her mümin kendi fiiliyatından mesuldür demiş. Hadi, yarın seninle şirkette görüşelim. Sen sıkılmışsındır şimdi. Ya kendini sıkma diyarım. Ha, yanlış anlama yani ha. Hayırlı geceler. Münevver eşine de selamlar. Bağ üstüne. Ne oldu? Örselendim Nurcan. Vallahi de örselendim, billahi de örselendim. Yazıklar olsun. Ya anlatır mısın? Çatlayacağım. Biz burada abimize, adam bize CEO'luk teklif etti, emeğimizle çalışacağız diyemiyoruz. Abim hassas diyoruz, kırılır mırılır diyoruz. Adamla çalışmaya başlayacağımızı nasıl söylesek acaba diye ezilip büzülüyoruz. Abimin şu yaptığına bak. Gidip adamın kızını istiyor ama niye? Adama ortaklık teklif etmek için. Malına ortak olmak için. Birlikte çalışmak için. Hiç bana soruyor mu? Hiç bana söylüyor mu? Hayır. Ben yatıyorum Nurcan. Ben yatıyorum. Daha fazla örselenmek istemiyorum. Abim de sırf baş şirketler grubuna CEO olduğumu öğrendiği zaman öğrenir işte. Örselenecekse de o zaman örselenir. Hadi iyi akşamlar. Allah Allah. Ay ben bunlarla nasıl uğraşacağım ya? Ya Mumu. Yürü lan. Aa! La ilahe illallah. Hayırdır inşallah ya. He? Ne oldu ki anlamadım ya. Ha benzin bitti desem. E bu ara gelirken doldurdum yollarda kalmayayım diye geri giderken. Ben anlamadım ki arkadaş ya. La ilahe illallah. Tövbe bismillah ya. Aa, mazot yok. Tövbe bismillah. Lan, motorda çatlak falan mı var yoksa? Vallahi patlarız ha. Pompacı. Vallahi pompacı lüleledi bize ha. Parayı alıp benzini basmadıysa demek. Ne yapacağız? Ha telefon. Buyur. Çekmiyor tahmin ettiğim gibi. Ne zaman çekti ki? La ilahe illallah ya. Ne yapacağız? Gece vakti kaldık yollarda ha. Şu ileriden orman yoluna daldı mı bu bir patika vardı. Sanki oradan da ana yola kestirmeden ulaşır bir Müslüman bulurum elbet. Bu burada kalsın da çocuklara söylerim gelir alırlar buradan. Hadi Seybo. Tabana kuvvet oğlum bismillah. Her şerde bir hayır var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boy. Ver. Ya hadi. Geldik saklayacağım diye hala kavanoz kapağı sıktırıp durun. Oğlum saklıyoruz ya işte be. Ver şunu. Sanki Seyfo dayı senin burada kaldığını öğrenebilecek ya. Aman be abi. Ne olacak ki? Yani sen de nikahta hayır dersin. Olur biter. Çok komik. Bir saniye Sami'm. Dudusyum'un yaptığı espriliklere soğuk sifatı yapıştıramazsın çünkü. O esprilik stajını benden alıyor. Size güvenip bir yardım isteyen de kabahat zaten. Sen şimdi babamı arayıp dayı, abim burada merak etme de dersin değil mi?
Yok ya, vallahi şaka yaptım. Ver şunu. Gidiyorum ben ya. Ya saçmalama be, al. Şimdi beni burada dinleyin, benden çıkartırma. Gecenin bir vaktinde otur oturduğun yerde. Al bakalım şunları. Aç, bir açabiliyor musun? Ben bir görüm. Aç, aç bakayım şunu. Şakir, sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Aklını mı kaçırdın sen? Sen evlenince seni evlilik yarışmalarına hazırlıyorum. Bakalım kocanız 30 salisede kaç kavazon kapağı açabilecek? Şakir bak, seni fena yaparım. Aa sen de be. Buna da yaranılmıyor he. Şurada şaka oldu, sana rabıta çalışmaları yapıyorum ama hiç boş. Al sen al. Al bir açmaya çalış. Ben merak ettim ya. Benim için açar mısın bir tane? Bakayım nasıl açıyorsun? Gerçekten merak konusu şu an. Aç bir otur oğlum şunu. Güzel. Açılmıyor. Demek ki aniyi de açamaz. Dudu kadın. Hadi bakalım kızım. Senin içeri git de biraz yat. Biz de ağabeyinle şöyle bekar evli olarak karşılıklı konuşak biraz. İyi tamam. Abi sen de takma kafana hiçbir şey ya. Düzelir. Hadi iyi geceler. Tamam kardeşim, sağ ol. Oğlum, iyi bir rahat durmuyorsun be. Şurada iki salisi seni oyalayayım dedim Dudu duymasın. Hiç kafan çalışmıyor, boş. Ha şimdi Seyfo dayı senin nerede olduğunu öğrenirse gelir Dudu'yu sıkıştırır. E Dudu da biliyorsun, Seyfo dayıdan tırsıyor. Hemen senin yerini öter, yerini öğrenir. Ha. Oğlum, sen benim sandığımdan bayağı stratejiksin ha, helal. Nedir şimdi plan? Ne sandın oğlum? Şimdi plan şu, ben ne yaptım biliyor musun? Saat kimin işleyen çıtır çıtır bir plan kurdum. Bu süre zarfında tabii. Boş durmadım. Ne yapıyoruz? Şimdi sabahın ilk saatlerinde uyanıyoruz. Oğlum ben uyumam da ya. Gerek yok onlara. Boş ver, önemsiz o konular. Anlatsan sonra. Sen uyusana bir. Uyu. Hı, uyu. Bak şimdi. Yeni doğan güne şükredip Rabbimize bir kez daha hayran kaldıktan sonra kontrollü bir şekilde evden çıkıyoruz. Sen hemen arabanın bagajına geçiyorsun. Niye bagaj? Kimse görmesin için. Sonra ben araca geçip bahçeden çıkıyorum. Tamam oğlum, nereye gidiyorsun? Benim fabrikaya. İşçiler ay sonuna kadar izinli. Fabrikada kimseler yok. Bomboş. Seni orada kimse göremez. Kayfaltıyı falan da orada yaparız. Simit, peynir falan. Sonra? Sonra 3-5 gün olaylara bakıp hani gerçekten köyden kaçman gerekirse diye o vakitte de plan yapıyoruz. Seni istediğin yere kaçırıyoruz. Oğlum ya, fabrikası garanti mi? Bak garanti değilse beni yakma. Keskinlikle. Bana bu konuda güvenebilirsin. Günaydın. Hayırdır bu saatte? Şakir bu ne? Aa, Veli işte. Her zaman kimin yine planları bozdu. Bir salisi şuna bir. Gel. Şakir, gel buraya gel. Gel buraya. Şakir. Gel buraya. Bak kaçma. Ya bak. Bak şey yapma. Gel buraya. Bak bir sürü. Ya nereye kaçacak? Nereye? Umu. Kalk aşkım hadi. Umu. Umu. Aa. Umu? Kalktım canımın içi. Koca gece gözüme uyku girmedi heyecandan ya. Ay. Aşkım ya. Ben seni çok seviyorum. Ay ben de seni. O zor günlerimde, ikinci iflas günlerimde sen benim yanımda olmasaydın ben bu noktada olamazdım. Eğer sen beni iyileştirmek için çaba harcamasaydın ben şu anda tarlada işçi olmuş çapa yapıyordum ya. Tüh.
lan seni. Allah. Ay, ne oldu ya? Ay, yok bir şey ya. Perde havalanınca öyle irkildim birden. Yazıklar olsun lan sana. Yüzüne izine dursun. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun Mustafa Ali. Yazıklar olsun. Ya, neyse ya. Şey, mutfakta süt var, süt. Ama kutu süt, laktozsuz. Abimden gizli gizli aldım. Bir de ısıt da içine ekmek doğrayıp kahvaltı niyetine onu yiyeyim bari ya. Aşkım, neden laktozsuz süt? Ya zaten heyecanlıyım. Şimdi bizim süt gaz yapar. Daha ilk günden ofiste zor durumda kalmamı istemezsin herhalde canımın içi. Gördüğün gibi her şeyimle hazırım. Tam tekmil. Top tüfek, süt. Saşkın, afiyet olsun. Aşkım, beni seviyor musun? He. Hem de çok seviyorum, biliyor musun? Peki sen beni seviyor musun? Ha? Beni. Artarak devam ediyor, biliyor musun? Ya. Sana karşı içimde önlenemez bir sevmek çağlayanı var. Hem de güldür güldür. Gürülüyor. Çiçek. Dayı. Ha, bu kutu ne? Bana mı hediye? Ha yok. O bizim tombala. Muğla'ya indiydim ya ben bayramda. İşte bayramlık hediye falan filan aldım. Ondan sonra ama o hengamede veremedim yani işte başımıza gelenle sonra bu ormantik kamp falan. O yüzden olmadı. Şimdiye nasipmiş. Bu arada ormantik kamp demişken toplamadım. Hala duruyor. İstersen ışınlanabiliriz. Yok, olmaz. Yani bu yaştan sonra olmaz. Şimdi el alem laf eder, bir şey olur falan filan. Ama sevene, her sevene, her yer ormantik kamp değil mi? Saşkileton. Saşkileton. Ay. Efe geliyor. Ha, öyle mi? Günaydın. Günaydın paşam. Biz de senden bahsediyorduk şimdi. Gel otur bakalım. Niye? Gece rüyanızda mı gördünüz? Ne alakası var? Ne alakası var ya? Niye ki ne? İşte ben Muğla'ya gittiydim ya bayramda sana bir sürü bir hediyeler aldıydım. Fırsat olmadı vermek. Şimdi nasipmiş. Ha? Hadi uyan da bugün sana işi vereceğim. Kaç para? Tam 500. Liranın yarısı 250. Bak ya. Önce 500 sonra 250. Ha. Uyan niye yaptım oğlum? Şimdi telefonumdan sana konum atacağım ben. V'den aldığımız kamp malzemeleriyle yaptığımız kamp var. Onu toplayacaksın. Toplarsan 250 lira cebinde. Avans almam lazım. Avanssız olmaz. Bak çekirdekten yetişiyor paşa. Aferin, aferin. Ah, kimin çekti bu çocuk ya? Tabii ki teyzesine. Kime çekecek? Hadi. Merak etmiyor mu? Bunda ne var? Gamepad falan mı? Ya da saat falan. Bir aç bakalım. Bu ne ya? Alım sağlıkçı olacağım dedin ya. Ben de gittim sana aldım işte. Şimdiden bir denersin değil mi teyze? De bak bakalım ne oluyor. Ah, haydi. Ah, ilahi beni. Kaç çıktı? 35.3. Güzel, iyi. Artmış. Tansiyonum da üç. Hadi bakayım. Üç. Dur ben sana yardım edeyim. Sen şimdi beceremezsin. Sakat kolundan. Dur bir dakika. Heyecanlı oldum. Bak. Bismillah. Böyle takılıyordu değil mi doktor bey? Yok böyle. Doktor diyeyim de alışsın. Oldu değil mi? Bas bakalım. Bas. Bastı. Nurcan bakma öyle Allah aşkına ya. Sağdığın takımını Efe giymiş gibi oldun. Aşkım yani pandemide biraz lüplettiysen demek. Bu böyle olmaz ama ya. Saat de 8 oldu. Adam gelecek beni almaya. Aşkım artık bugün idare edeceksin. Yarın öbür gün çağrısına bakacağız. Ah.
Kalemin falan yere düşmese bari ya. Neden? Ya boş bulunur, eğilir, alırım. O ara pantolonun ağı karpuz gibi yanılır Nurcan. Aşkım ya. Nurcan, bana bak. Sen de turuncuyu al da ahıra git bugün. Orayı da boşlamamak lazım. Meryemler toplantıya gelecekti. Abimle randevulaştılar. Neden gidecekmişim ahıra? Ya beni temsilen. Mustafa Ali kendini kötü hissediyordu. Biliyorsunuz biraz da titizdir. Test yaptırmaya gitti dersin. Onun yerine ben geldim dersin. Ha baya baya yalan söyleyeceğim yani. Yok ya, yalan söylemeyeceğim. Gerçekten önce test yaptıracağım, sonra ofise gideceğim. Hı. Şirketin genel prensibi böyleymiş. Hı. Hadi adam gelmiştir, ben gidiyorum. Dur bakacağım, dur. Yok. Gelen giden yok. Ya adama sokağın başını tarif ettim. Oraya gelecek biri görür şimdi. Sabah sabah daha iş başı yapmadan pürüz yaşamayalım. Nurcan lütfen. Canımın içi. Hı. Seni seviyorum. Hı. Benim için dua et. Dua ederim aşkım. Oo, dua ederim. Zaten benim başka niyetlerim de var. Onları da yapacağım bugün. Ne gibi? Gelince anlatırım. Ha, iyi. O zaman sen bir önden bak da ortam müsait mi diye. Müsaittir aşkım. Sevda'nın yumurta toplama saati yarım saat geçti. Öyle mi? Hı hı. Bir dakika. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. Kız benim be. Ay neredesin çıktın sen ya? Ya şimdi çıktım işte. Bana bak. Mumu nereye gidiyor ya böyle? Mumu? Hı. Ya kendimi biraz halsiz hissediyorum. Gidip test yaptıracağım dedi. Ha. Aa, böyle. Hı. Grand tuvalet. Hı. Kravatlı mravatlı. Ha? Ha, sağlık personeline çok saygı duyuyorsa demek. Vallahi şekerim, artık ben her şeyine karışmıyorum biliyor musun? Ha. Zaten evde bunaldık, pandemi mandemi. Ya vakit de bir türlü geçmiyor. Ne yapalım yani? Sen niye geç kaldın? Ha, Seyfam gelmedi ya. Sabaha kadar bekle, bekle, bekle. Sabaha karşı uyuyakalmışım. Yani anca uyandım ya. Dünyam şaştı biliyor musun? Düzenim sapıttı ya. Samimim de yok ortada, Seyfam da yok. Ulaşamıyorum. Bak ne olmuştur biliyor musun? Ha. Samim kaçınca Seyfe bu onu yakalamıştır. Yani şimdi de böyle baba oğul aralarında halleşiyorlardır şekerim. Ha. Bak ne diyeceğim? Samim'in kız isteme işi olmamış, anlaşamamışlar. Ey bari ya. Neyse, Samim'im kaçmaz gari. Kaçmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yumurtalar gelsin. Hadi gelsin hadi yumurtalar. Bakalım. Aç, aç, aç. Anlamadım. Aç ya, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapat, kapat. Efendim, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Beni deli zannediyor olabilirsin ama değilim. Bazı gereklilikler var, açıklanamayacak. Hadi yürü de daha fazla risk almayalım. Yürü. Allah Allah. Hayırdır inşallah ya. Şunu açsana. Açmıyorum, kabuğuyla ye. Oğlum alüminyum golüye yenir mi ya? Midede sıkıntı yaşarım. Hazmetmeyiz sonra. Seni hayırdır aslanım? Hayırdır? Sıkıntın ne? Bana mı dikleniyor ne? Sabah ezanıyla birlikte erkeğinin fabrikasyona girip hesap incelemesi benim suçum mu? Suçlayacaksan bunu suçla. Zaten simidini de buna vermişsin. Veli ya, sende kamp malzemeleri vardı kardeşim. Onları senden alayım mı ben? Böyle deniz kenarı ıssız bir yere falan giderim. Ya onları Ercan dayı aldı daha geri getirmedi. Hadi ya. Günaydın Efe.
Veli abi, sen bu köydeki en yardımsever, en çocukların abisi, düşkünün babası, en anlayışlı, en yakışıklı, en... Ya oğlum, yağ çekmeye kes, ne isteyeceksin? Ocağına düştü. Ercan işte ki senin de dayın oluyor, bana senden aldığı kamp malzemelerini toplama işini yıktı. Ben de diyorum ki, şimdi oraya gitsem, malzemeleri toplasam. Sonra getirip bir de senin arabaya yükleyeceğim, 2-3 olacak. O yüzden şey mi yapsak? Tamam, uzatma, fabrikadayım, 10 dakikan var. Samim, Yasemin annesi var mıydı? Yok galiba, niye sordun? Kaynanan seni seviyormuş diyecektim de. Allah sen de baydına. Neyse, şanslısın. Efe geliyor. Ercan aldı kamp malzemeleri, alabilirsin. Hadi. Alan mı ya? Alıyor mu yani? Bak, adam gör, adam. Kutla hadi, peynirli simitle kutla hadi. Hadi kutla bunu. Kut. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hayırdır Düve, nereye? Ufak bir harfiyat ihalesi aldım da onu atıp geleceğim. Ne diyor bu ya? Ya bizim çadır kaldı ya ortalıkta bu hengamenin içerisinde, onu toplamaya gidecek o işte. Gel otur, otur. Ah. Ben de çok oyalandım ya. İşçilerim beni bekler. Siz ne yapacaksınız bugün? Vallahi bir şeyim yoksa ben Muğla'ya inmeyi düşünüyordum. Badegül'ü de alayım diyorum. Yani bebek için yeni bir şeyler alalım. Hazırlıklı olmak lazım değil mi? Olur mu hanımım? Ağır işimiz var. Seyfettin dedi ya, gelin de öğleden sonra şu süt meselesini konuşalım diye. Aa, bak ben onu unuttuydum ha. Doğru söylüyorsun. O zaman Muğla işi yatar. Yani gün bölünüyor. Oldu o zaman. Ben de üstümü değiştireyim. Biz yedik, Allah arttırsın. Amin. Sofrayı da kahya kaldırsın. Hadi saçkım, görüşürüz. Görüşürüz saçkım, dikkatli. Ya Sadık, ne bakıyorsun sen ona ya, Allah Allah. Ben sana çay dökeyim. İyi olur hanım. Hey, sinirlenme, boş ver. Haydi. He, yan basmacıların iş güveysi damadı. Söyle bakayım. Yahu ne güzel de bitimlediniz. Eğer bugün öğleden sonra işiniz yoksa sizi atölyeme davet etmek isterim. Hem şu yarım kalan tabela konusunu konuşuruz, hem de benim yoğurthaneyi gezersiniz, olmaz mı? He. Geleyim de göreyim senin yoğurthaneni. Zaten fazla zamanım yok, başka zaman gelemem. Öğleye kadar gelirim. Sen bana bir konum at, konum. Zaten hemen bulursunuz. Çok kolay bir yerde. Tabii ki de konum da atacağım size. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler, bay. Hayırlı işler, sana da canım. Yoğurtçu. Reçelden diye bak. Oo, nereye? Çok güzel olmuş lan. Oldu o zaman. Ben kaçar. Yalnız gün içinde itibatta olalım. Toplantı biter bitense beni arayın ki, yani ham madde girdisiyle alakalı bir durum var. Üretimi etkiler o ya. Hadi ben kaçıyorum. Bays. Hadi bays, dikkatli ha. Kolay gelsin. Bana bak, bu işi öğrendi ha. Haklı. Maliyet biraz daha yükselirse hiç iyi olmaz. Müşterileri dolaştım. Siparişler azalmaya başladı hanımım. Pahalı kalıyoruz. Beni ilgilendirmiyor bak. Benim malım kaliteli bir mal. Anladın mı? Ben kalitemden ödün vermem. Zarar ederim ama ödün vermem. İşte o kadar. Tamam. Biz de bazıları gibi yapalım o zaman hanımım. Gramajı düşürüp fiyatı sabit tutalım. Ha. Yani milleti kandıralım, onu diyorsun değil mi Sadık? Yani bunca yıllık yan basmazlar yoğurt da leke sürdürüyor sen. Benim babamla dedem böyle toprağın altına böyle fır 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 dönsün diyorsun, öyle mi? Sadık, bana bak. Sen de Mustafa'lı gibi cinlik yapmaya başladın ha. Ya hanımım, estağfurullah, ne cinni. Mustafa Ali demişken de, az önce araya laf girdi, unuttum. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ha, neymiş ki ne? Mustafa Ali. Hı. Yine bir işler peşinde. Köyde beyaz bir araba aldı bunu, şoförlü. Böyle kuşkulu hareketleri vardı. Görülmemeye çalışıyordu ama ben gördüm tabii. Allah Allah, kimin arabasıymış, neyin nesiymiş bu? Ya, arabayı da şoförü de ilk kez görüyorum. Ama bana mermercinin adamı gibi geldi. Kim olacak başka?
Var kesin bunda bir Esrar Cengiz oyunculuğu ha. Ya çıkar kokusu yakında, merak etme sen. Çıkar çıkar. Reçeli vereyim mi? Hı, ben tatlı sevmiyorum. Hı, belli sevmediğin. Esmer Şeker, bugün amcan yok. Onun yerine mesaiye ben geldim. Nasıl yani? Nasıl yani? E bas buraya işte. Yok canım, olur mu öyle şey? Gel yengecim, ben sana şurada bir çay ikram edeyim. Yok, o konu kapandı. Bugünkü çırağım benim. Hadi bana iş ver, çap çap. Eyvallah. Çıraklığa niyet edip kapıya gelen kapıdan geri çevrilmez derdi dedem. Oo. Ama bak baştan söyleyeyim, sonra aman Halimcim belim berkildi, ay Halim bu iş çok zormuş, bu pis işi bana verme Halim falan filan, bunların hiçbiri yok. Ya Allah'ım ya, gerçekten sen ne zaman benim şikayet ettiğimi gördün? Hı? Başlarda ilk geldiğin zaman her şeyden şikayet ediyordun. Aa, onlar unutuldu Esmer Şeker. Abba yenge. Hı. Ama bak böyle Esmer Şeker'im falan da yok. Tamam usta diyeceksin. Tamam usta. Eyvallah. O zaman gel, ben sana amcamın önlüğünü vereyim. Yok şekerim, pardon, yok usta. Kıyafet budur. Yedeği zaten var arabada, tamam? O zaman al bakalım şudur gene. Öncelikle tabii ki, ne yapıyoruz? Güzel. Evet, evet. Sen saman balyalarını yaymaya başla, ben yenisini alıp geliyorum. Eyvallah usta! Çap çap! Hadi bakalım kızlar, hopla! Hop 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 hop! Yenge ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Daha ufak ufak hareketler. Sonra dirgenin ucu kızların burnuna gelir, burun estetiği yaptırmak zorunda kalırız. Allah korusun. Tamamdır. Ben de o iş, sen merak etme. Ben de. Ah, ay, aferin. Ha, sen de al. Ah, al. Al çocuğu. Al evladım. Ha, bak çok güzel. Ah, al. Al bakalım. Ha Eren, söyle. Ağam Mustafa Ali Bey an itibariyle şirkete giriş yaptılar. Ha, iyi. Bana bak, ben şimdi bankaya talimat verdim. Bugün Mustafa Ali Bey'in... toplu ödemesini yapacağız, maaş ödemesini. Sen şimdi bankaya git, paraları al. Bagaja koy, bana bak. Ben gelmeden vermeyesin ha. Emredersiniz ağam. Ha, bana bak. Giderken de ufak valiz alma, büyük şöyle kabin tipi bir şey al da... paralar sığmaz oğlum. Hadi bakayım. Tamam, tamam ağam. Hadi koçum, görüşürüz. Paraları görsün de şöyle gözleri açılsın, gözleri. Buyurun şöyle. Tekrardan hoş geldiniz. Ne içersiniz? Double espresso ve buzlu su. Espresso maalesef. Filtre kahve var. Olur, filtre olsun. Tabii.
Ya insanın hiçbir şey atlamayan karısı olması ne güzel ya. Bunu kim göndermiş acaba? Bu da İsmail Bey'in nezaket gösterisi sanırım. Babacığım çok mutluyum şu an. Hayırlı olsun Duru. Ya Nurcan inanmıyorum sana. Yani bir şeyi de Duru'ya söylemeyiver ya. Bunlar ana kız böyleler. Bir şey oldu mu ya ona ya ona. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ay. Çok özlemişim. Mustafa Ünal. CEO. Allah'ım. Ya en çok da bu dönme hareketini özlemişim vallahi. Oh sosyal mesafeye dikkat ederek diziyoruz değil mi? Evet, evet. Süper. Biz herkesi çağırdık, kimseyi atlamadık değil mi? Atlamadık. Gelen gelecek, gelemeyen zaten gelene sorar. Bizim burada çabuk yayılır biliyorsun. Doğru, süper. Ben ne diyorum biliyor musun? Şunun arkasında da çekelim, fonumuz güzel olsun. Gel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pardon. Bütün sorumlu müdürlerle öğleden sonra bir tanışma toplantısı yapacağım. Hepsine haber verin. Ondan önce de muhasebeye söyleyin, bütün faaliyet raporlarını ve mali tabloları hemen göndersinler. Tabii efendim. Günaydın oğlum. Aa, oğlum mu? Ay aman canım, sıcaktan kafam kazan gibi, ölü gibi uyumuşum, öyle çıkıverdi ağzımdan. Ay kahvaltıyı da hazırlamışsın. Dur ben içeriden reçelleri, kaseleri koyup geliyorum, bekle sen. Ay açamayacak, vallahi açamayacak. Ay Şakir nerede kaldı ya, gelmesi lazımdı. Dur arayayım bakalım. Telefon niye kapalı? Ya o kadar da plan yaptı ya. Yani senin abin gidip dünyanın öbür ucuna götürüyor herhalde. Dudu, ben köy eser hatlarına kadar gidiyorum kızım, değil mi? Aa, niye ki? Duru köy kadın grubuna mesaj atmış. Hadi görüşürüz, hadi. Ay gidiyor. Vallahi gidiyor. Anne, anne dur bekle, ben de geleceğim. Anne bekle. Anne beni, anne beni bekle. E oğlum burası bayağı süper. Evet, alışveriş yapıp gelmek lazım. İzleri hayla taze. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Kav ya sen burada, rahat yer. Ama telefon çekmiyor. E daha iyi ya işte. Bir dakika, bir dakika. Toplamıyoruz mu şimdi burayı? Yok. Yeah. Ama ben toplama karşılığı Ercan işlemden 100 lira avans aldım. İş bitiminde 150 daha alacağım. Eğer toplamadığımı öğrenirse parayı hayatta vermez. Yüzlüğü de geri aldı. Oğlum adam burada kalacak işte. Sen de ağzını sıkı tutacaksın. Ercan etine burayı topladım deyip 150'yi indirirsin. Bak eğer Sami'nin burada kaldığını bir Allah'ın kuluna bile söylersen... ...Ercan sana verdiği 250'yi kat de kat çıkarır. Hatta kat çıkarmaz ya. Direkt karttan çeker senden parayı. Beyler babama yakalanmadan Yasemin'le evlilik meselesinden yırtmam için size ihtiyacım var.
aman diyeyim bak. Çok dikkatli olun. Benim bulunmamam gerekiyor. Tamam mı? Yani sizin başınız kalabalık olur falan. Halim'e söyleyin. Halim bir şekilde ayarlar. Rahat olun. Tamam, söyleriz. Kendine iyi bakasın ha. Sen şimdi burada mı kalacaksın? Dağda bir başına yalnız. Yapayalnız nasıl kalacaksın? Tamam oğlum, ne yapıyorsun? Tamam. Öyle bir duygusallanma yaşıyorum işte. İçime birdenbire yalnızlık duygusu çıktı. İnsan kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Ya oğlum bir dur ya, sen ne yapıyorsun? Alo! Sarsma! Sarsma beni sarsıyorsun! Sarsıyorsun gibi bıraksana! Sen... Beyler, ben dün geceden beri uyumadım. Gözümden uyku akıyor. Biraz kestireyim artık. Biz de kaçalım artık. Ortadan iyice kaybolduk. Köydekiler merak edecek. Sema, istersen her gün akşamüstü cüzi bir ücret karşılığında servis yapabilirim. Bak ya, hala para diyor ya bu. Oğlum doktor olacak sen. Ercan olmayacaksın. Yarı adı. Eyvallah. Çık sen de be. Çık yürü artık. Geç. Geç şuraya. Geç. Hop dur dur dur. O ne ya? Yapan domuzu. Yapan domuzu mu? Sami! Sami'm yettim, Sami'm yettim! Sami! Ya Seyfo dayı sen miydin? Ben de seni domuz zannettim. Şakur! Nevrim dönük zati bak senden çıkarırım ha. Allah'ım benim nasıl bir bahtım var ya. Konya Ovası'nda doluya tutuldum. Şişt, siz ne yapıyorsunuz lan? Beni mi arıyorsunuz? Tertibim herkesi teyakkuza mı geçirmiş? Nasıl senin ne işin var burada dayı? Ah, sorma sarı ya. Dün Kelle İsmail'den dönerken motorun yakıtı bitti. Ben de kestirmeden ana yola çıkmak için orman yoluna daldım. Yürü Allah'ım yürü. Yürü Allah'ım yürü. Gün doğdu, iflahım kesilmişti. Aa, burayı buldum ya. Tabii canım. Sonra dedim ki, madem kestirmeden gidemedim, kestirmeden gitmeyeyim bari dedim. Yattım. Ormanda yeni şaşırdıysam demek. Onu değil de, ne diyeceğim, bana bakın hele. Bora herhalde Ercan'la Meryem'in, çünkü içeride Meryem'in zırzırını buldum. Aha bu, aha bak. Meryem'in zırzırı değil mi bu? Aşk tazelerken içeride unuttuysa demek. Ha oğlum, sana ne diyeceğim bak. Dün akşam seni de heveslendirdim, kızı aldık diyeyim mi? İsmail yan çizdi oğlum sonradan, kusura kalma. Ha? Bana ne dedi biliyor musun? Kızı al, evi ver. Aha, aha görüyor musun? Bende sana evi verecek göz var mı lan? Hiç teşne olmadım. Zamana bıraktım, yaydım. Zamanı gelince bilahare görüşürüz dedim. Konuyu kapadım, kapadı. Oh ya. Yalana bak ya. Seni kız kızıyor oğlum. Ne? Sen çarpılma yer mi arıyorsun lan? He? Zaten senin yüzünden benim arabam bir aydır sanayide. Zaten arabam yok diye motorla yolda kaldım. Bir de beni yalancı mı diyorsun? Seyfo dayı, araba sanayiden çıkmıştı ama. Üstelik şu an ense tıraşımı bozuyor. Arabam tekrar bozuldu. Tıpkı ense tıraşın gibi. Şişt, bana bak, buradan doğru sanayiye gidiyorsun. Benim bir aydır yapılamayan arabamı alıp geri gelmezsen oğlum, vallahi da billahi de köye sakın gelme. Aman canım, sat şu arabayı kurtul be. Zaten hurda, ver hurdaya kurtul gitsin, senden çıksın ya. Ne? Seni mi soracağım lan bu bayadigarımı ne yapacağımı? Hayasız! Şişt, Sinan Usta da değil bu sefer. Yunus'a verdim. Yunus'un oradan al gel. Hadi. Yarıyım, yarı.
Hadi yırttın, iyisin. Sanırım. Şu enseye bir bak ya. Bak bakayım morasma falan var mı? Eğer öyle bir şey varsa Dudu sonra program eder. Bu ne falan der. Ya hadi yürü de ense tıraşı görelim. Beyim, buyurun. Sağ olasın, sağ olasın. Afiyet olsun. Günaydın. Oo. Dünya hazinesi kızım gelmiş benim. Uyandın ha? Oho. Yukarıda biraz işim vardı, onu hallettim. Ne işi, resim falan mı? Evet, ama göstermem. Sonra gösteririm. Köye gidecek miyiz bugün? Sen böyle civan gibi olduktan sonra gideriz tabii kızım. Benim köyün içinde değil de biraz dışında işim var. Olmazsa ben seni götüreyim, tamam mı? Dönüşte alırım. Tamam, hadi kalk gidelim. Ne olursun, biraz kahvaltı yap. Yapmayacağım. Yapmayacağım, babaya da naz yapar. Sen akşam da bir şey yemedin ya. Canım istemiyor. Kızım olmaz ki böyle ya. Şey yapsın Meryem sana, tost yapsın, sonra yersin. Bence biz Malatya lahmacunu alalım, onu köyde yiyeyim. Abo, üstüme iyilik, sağlık. Kızım sen iyi misin? He? Et demezken şimdi lahmacun falan istemeye başladın. Ne iş? İyi misin sen? İyiyim baba, hem de çok iyiyim. Hadi, hadi kalk gidelim diyorum, hadi. Tamam, geliyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sen kebirsin ya Rabbim. Kızım iyileşiyor, şükürler olsun sana ya Rabbim, şükürler olsun. Oo, ayakkabıları giymeden nereye gidiyorsun lo? Yanına yak git bari. Sen gel böyle, hadi. Yoo, hayır. Ben yaparım, ben yaparım. Şşş, usta öyle yok falan. Bunlar yok. Gel diyorsam gel. Kısa bir mola vereceğiz. Bir çay içelim, sonra devam ederiz. Tamam, okey. Hadi. Yenge ya. Güzelim. Al, al, al. Tamam, tamam, tamam. Bay bay. Aferin sana. İlk gün için nasılım? İdare eder. Aa, ne demek o? İlk sefer için senden de kötülerini gördüm ama. Ha, kimmiş mesela? Kim olacak? Canberk. Aman. Söyle bakalım. Bade Gülle'yi neye bağladınız? Ha? Yani hamile mi değil mi? Ben resmi sonuç istiyorum. Ya, olabilir. Olabilir ne ya? Olabilir işte yenge. Ya resmiyette henüz bir şey yok. Tabii annemle Meryem abla bu durumu kabullenmiyor. Ama ne yapalım yenge, durum bu. Ay evet, anlıyorum. Ama mutlaka siz folik asit alın. Mutlaka. Ha? Folik asit ne ya? Şekerim, eczaneye söyle, o sana verir. Özellikle hamilelikten önce kullanılırsa bebeğin anne karnında ve doğduktan sonra özellikle ve özellikle zeka gelişimine büyük katkısı olduğu söyleniyor. Nereden belli? Aa, biz mesela Canberk'te çok faydasını gördük şekerim. Ne var? Canberk arıyor. Adı ikinciye geçince hissettiyse demek. Ay oğluşum. Ah benim yakışıklı oğlum. Ya Canberk çok da doğru bir örnek mi bilemedim. Ama Duru'yu da düşünecek olursak ben en iyisi gidip bir tane folik asit alayım ya. Zeka gelişimi açısından. Alayım alayım. Hay Allah'ım ya.
Ah, kızım. Sevda anne. Gel gel, hoş geldin gel. Geç otur. Babamdan haber var mı? Vallahi yok kızım ya. Yani böyle bekliyorum merak içinde. Ya ben nerelere gidem, neyden ben ya? Beni böyle habersiz bırakıp gidiyor ya. Ya mutlaka işi çıkmıştır, haber verirdi yoksa. Yok kızım, ne iş çıkacak? Sanma kızı isteyeceklerdi. Kızı istemişler. Adam kızı beğenmemiş. Emme Samim kaçtı. Ortalığa da yok. Ya oğlum sen nereye kaçıyorsun? Nerelere gidiyorsun? Yani arası diyeceğim ki oğlum iş bozulmuş. Gel geri gel diyorum. Yok, sırra kadem basıyor ya. Ay kızım ya, sen de bir sordun bin ah işittin yani. Yok Sevda, ne olur mu? Sen anlat, dinlerim ben. Bekliyorum. Yani adam gitti, oğlan gitti. Ya ne edeceğimi bilemiyorum ya. Ayıkla pirincin taşını yani. Bilmiyorum ki ya Badegül ya. Üzerinden kendi doğal ürünlerini pazarlayabilecek. Ama elinizdeki ürünler bitmeye yakın, bana haber vermeniz gerekiyor. Ki ben de siteye sınırlı stoklar yazabileyim. Peki biz parasını nasıl alacağız kızım? Şöyle, fiyatları birlikte belirleyeceğiz. Ben de üzerine belirli bir kar koyup öyle satacağım. Sonuçta benim de kargo, kutulama, vergi gibi giderlerim olacak. Sen malı sattı, biz yaparız kızım. Yaparız. Üstüne de kaç para değiyorsan koy, biz de kazanalım siz de. Yani evet, doğru. Evet. Aferin kız sana. Süper. İnternet sitemiz de hazır sayılır. Ben hepinizin ürünlerinin fotoğraflarını ekleyeceğim oraya. Tüm hazırlıklar yapıldı. Sonra gelsin satışlar. Oo, çok güzel. Teşekkür ederim. Vallahi aferin. Kızlar, selamun aleyküm. Uy. Ya tertip Allah aşkına ya, bir şeyler hazırlayıver. Öldüm acıma ya. Ay çok şükür, çok şükür. Buraya? Ya Seyfo'm sen neredesin ya? Geberdim ben burada Merat'tan Allah aşkına. Telefon açıyorum, arıyorum. Telefonu açmıyorsun. Ne diyorsun kız? Allah Allah. Aramamışsın. Aa, aradım, çekmiyordu. Bir dahaki sefer çekmediği zaman mesaj at. Çünkü mesaj ulaşınca haberin olur cahil. He. Babacığım, nasılsın? Oy güzel kızım. Badegül, bana bak. Bu saçlar sana çok gitti ha. Vallahi da billahi da. Neyse, geldin bebe odası. Bir bak, siz bebe odası mı aldınız ya? Bunlar değil kız. Meryem, oda yaptırıyor bebe. Ha, sen nereden biliyorsun acaba? Dedim. Nereden bileceğim ya? Meryem'e gitmiştim. Geçen de oradan biliyorum. Ha. Öyle mi? Hem de kendi evine ha? Aba aba. Bebe odasını nereye yaptırıyorlar biliyor musun? Kızımın eski odasına. Bizim niye haberimiz yok acaba? İyi, şimdi oldu. Allah Allah. Merhaba. Kız, ne olur ya bir zebze, bir çorba, bir yoğurt neyi falan hazırla da yiyeyim de gideyim. Daha mandıraya gideceğim, toplantıya Meryem gelecek belli de çocuk kapıda bekliyor. Yazık ya. Bu arada anam nerede? Bu mami kendini bir halsiz hissetmiş, halsizleşmiş. Ondan sonra korkmuş, ben bir test yaptıram demiş. Anam da bunu duyuyor ya, anam da korkuyor. Ben diyor bağa gideceğim dedi. Orada dedi hem zerzevatlığa toplarım, hem de dedi muminin sonucu çıkıncası gelirim dedi. Ha. Gitti.
İyi etmiş, iyi etmiş ya. Vallahi da billahi da söylüyorum. Bu saçlarsa muhteşem gitti ha. Bak, bak. Hadi, hadi, hadi kız. Ölüyorum acıma ya. Aşk olsun yani Badegül. Ama Sevda anne, vallahi teyzem bize de sormadı ki. Kendi kendine düşünmüş. Bizim de sonradan haberimiz oldu. He, tabii tabii canım. Meryem mi bakacakmış çocuğunuza? Yok canım, niye o baksın? Ben bakacağım. Hı. Ben ne olacağım? Yani sen de bakarsın. Tabii, ben de bakarım değil mi ha? Hatta hep beraber bakarız. Nurcin'le Pirihan'a da haber veren hep birlikte bakayım ha. Kızım, bebekken ninni söyleyeni çok olanın büyüdü mü türlü türlü huyu oğlu derler. Ben bakarım sizin çocuğunuza canım. Ama Sevda anne. Emme Sevda anne. Bana geldi mi Sevda anne? Seyfama geldi mi babacı? Ah Badegül, ah Badegül. Neyse, ben konuşmayayım. Sonra suçta ben oluyorum. Tabii kızım, siz bildiğiniz gibi yapın. Ama lütfen kırılma ya. Ne kırılacağım ya? Kırılacak yeğeni bıraktınız. Neyse, ben sofra kurdum. Ay, olaya bak ya. Olmayan bebeğin kavgası çıkacak, iyi mi? Sizin ürünlerinizin üzerine bu etiketlerden yapıştırıp marka gibi yapacağım. Daha sonra kırılmasın diye bu boncuklara sarıp kutularla kargoya vereceğiz. Tabii öncesinde gıda kodeksinden de gerekli izinleri alacağım. İçinde ne var, zararlı mı, zararsız mı, her şey yasal olacak. Anladınız mı? Anladık. Anladık. Süper. Ay, ay Şakir. Anne, ne oluyor? Ah Duru, bir anlasan. Bu aralar çok tuhaf yani. At, al abi ilişkisi yaparız at. Haydi görüşürüz. Ay, ay oğlum. Annem sen neredesin? Ben seni arıyorum her yerde çocuğum. İyi, hayırdır? Elinde kavazon. Ha, açsana şunu. Açamadım. Dudu kızıma şerdi de yediremedim kızıma. Vallahi hani ben şimdi birazdan arkadaşlarla sağlık ocağına gideceğim biliyor musun? Kolumdaki fazlalıklardan kurtulacağım. Ondan sonra çocuklar gelip beni alacak. Tek araba olarak sanayiye gideceğiz. Sen belli kuş değil miydin ya? Ne oldu ki? Aç bunu. Vallahi barışacağım. Ha, aç hadi. Dolusyon. Gördün değil mi? Kavazon kapayı sıkmanın nasıl barışmak için işe yarayacağını sana söylemiştim. Ama yani açıkçasını söylemek gerekirse yani peşimden T köy meydanlarına kadar gelip ya bu kadar keskin dönüşler olacağını açıkçası beklemiyordum. Efesun, tut şunu. Aşkısı, ben kapayı açar açmaz seni Efesun'un elinden kavazonu al, tamam mı? Yoksa bu kaçtan baş arasında hemen alır, kafaya dikir, dişleri şirini vallahi yudumlar hepsini içeri bitirdim, mahveder. Çok komik, bayağı güldüm ya. Şş, hadi aç, aç çocuğum, dalga geçme. Anne o, anne o. Boş. Ay, ay Allah'ıma şükürler olsun. Ver çocuğum. Al bakayım, al. Hadi, can çekmiştir, al çocuğum. Pandemi sürecindeyiz Perihan abla. Aman diyeyim. Pardon. Al bunu da al. Ah, at bizim çocuklar geldi, hadi şey yaparız. Şakir, benim sana bir şey söylemem lazım. Mobilden haberleşiriz, şey yaparız. At, at telefonlaşırız. At çocuğum, hadi sağ ol. At. Ay yok anne, yok. Hiç canı istemiyor şu an. Hiç canı istemiyor şu an. Vallahi çocuğun canı istemiyor. Hadi anne gidelim. Sen de yemeseydin anne, pandemi var. Selam herkese. Aleykümselam. Badegül, ne haber? İyi Sami abi. Direkten dönmüşsün, gözün aydın. Ha, sorma kardeşim. Oldu öyle bir şeyler. Babacığım, afiyet olsun. Yiyorsun anne. Sağ ol oğlum, yiyorum. Emme dengeli yiyorum. Buna da şükür. Oğlum. Mem. Bir daha gitme, öyle oldu mu? Çok korktum ben. Tamam anneciğim, kusura bakma. Aa, ne yaptın kulum? Ha. Sen niye öyle babanın arkasından geliyorsun acaba? Allah Allah, Veli baba ahıra götürecekti. Onlar önden çıktılar anne. Ben de Şakir'den arabayı aldım da geldim. Birazcık kestireceğim, ondan sonra motoru bulmaya gideceğim. Motor yol kenarında kalmış bizim. Ha oğlum, hiç kestirme. Bizim Moğla'da işimiz var. Badegül'le beni götür. Madem altında araba var.
Ya anneciğim kurban olayım ya, gözümden uyku akıyor ama. Olmaz bir şey oğlum, olmaz. Bizim Moğla'da çok önemli bir işimiz var. Tamam tamam. Hadi ben kaçtım. Siz de artık ne yapıyorsanız yapın. Badegül, kızım. Sen de dikkatli dikkatli, tamam. Tamam babacığım. Hadi güle güle. Güle güle Seyfi. Sağ ol gülün. Ben geleyim bekle. Girsin çünkü ya. Anlamadım bir şey var. Mesela 2 lira sütün litresi için ucuz değil mi? Ya ne bileyim ya. İşte yılların ticareti, ondan çağırdım Meryem'i ya. Kurtarmıyor çünkü. Az bir şey fiyat yükseltecek o da acık ya, Allah Allah. Misal 2 lira 15 kuruş yapsa vallahi billahi beni kurtarır ha. Ya Seyfo bro Allah aşkına, şu anda sütün litresi 2 lira 30 kuruşla 2 lira 50 kuruş arasında değişiyor. Ya sen niye geldin gı elinin hamuruyla? Mumu yok. Onun yerine mi bakıyorsun? Ha! Ben bilmiyor musun sanki sütün litre fiyatı piyasada kaç para? Kaç para belki biliyorsun. Ama belki satacak yer bulamıyorsun. Hiç düşündün mü bunu? Aa bak hatırlatırım. Sen eskiden sütçülük yapmamış mıydın bro? Meryem senden süt almayı bırakınca hatırla, hatırla, hatırla. Ha? Çok güzel dedin. Derler öyle 2 lira 30 kuruş vereceğiz diye. Verirsin malını, tahsilatını yapamazsın. Ondan sonra ayıklarsın samanın sapını. Aa, işte öyle bir şey yok bir kere. Ben istersen şu anda hemen garantili sütün litresini 2 TL 50 kuruştan satabilirim. Nasıl be? Şimdi beni iyi dinle bu. Şimdi. DİTAP diye bir şey var şekerim. Sen hastanedeyken biz zaten ona kaydolduk mumuyla. Tarım Bakanlığı projesi ve devlet güvencesinde bütün işler. Ya hukuki bütün sorumluluğu bakanlık denetliyor. Bu arada büyük firmalar da talep yazmışlar. Alacakları sütün kalitesini de belirtmişler. E bizim sütler haydi haydi o kaliteye karşılar değil mi? Ha bu arada sen hiçbir şey yapmıyorsun. Talep edenlere cevap yazıyorsun. Gelip onlar senden sütünü alıyor. Senin paran da trink bankada. Kapiş? Kapiş. Sen ne dedin indi bu ha? DİTAP. Dijital Tarım Pazarlama. DİTAP. Devlet güvencesinde yani gı. Allah Allah. Nasıl bir iş bu ya? İyiymiş gı. Ya? Merhaba. Meryem geliyor. Şşt. İşkillendirmeyelim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Halim oğlum, çayla misafirleri. Aa, lütfen, hayır. Bugün ben çırağım. Usta, ben de o iş hallederiz. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Buyurun. Geç hanım. Buyurun. Allah Allah. Şişme bak. Bu kovboy kılıklının ne işi var burada ya? Ya Momo kuşun kanadından tüy kapmış, halsizim deyip teste gitmiş işte. Sen öyle san. Senin bu kardeşin Momo var ya,
Nerede biliyor musun şu anda? Mermercinin yanında. Kim diyor onu? Aha da bu söylüyor, bu görmüş. Ya ben sabah köyde gördüm ama şimdi günah da almayayım. Hah. Al, al. Al bak. Mermerci geldi burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Seyfettin kardeşim, benim kız bu ahırı çok sevmiş. Diyor ki her gün her gün gidelim diyor. Hoş geldiniz. Halim, bak lahmacun getirdik. İyi yaptın kardeşim. Ya Sadıkcığım, benim arabada bagajda lahmacunlar var. Onları bir zahmet getirebilir misin? Ya yani şimdi kokar da üstüm başım. Ben toplantıya gideceğim, biliyor musun? Eyvallah. Sana zahmet oluyor ya. Ya. Sağ olasın. İsmail Beyciğim, kesenize bereket. Ne gerek vardı ya? Afiyet şeker olsun ya. Ne demek? Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Sağ olun ya. Ya Sadık dost, sen hani beni çağıracaktın da meşk yapacaktık ya? Bugün gel, şeref ver İsmail Bey, buyur. Bugün mü? Tamam, şimdi gideyim. Şirkette bir iki saat toplantım var. Onu halledeyim, geleyim, olur mu? Hadi kızım, sen bu dostlarımızla beraber kal. Ben şirkete kadar gideyim, toplantılarımı yapayım. Seni alırım. Hadi görüşmek üzere, sizi fazla meşgul etmeyeyim. Allah'a emanet, sağ olun, sağ olun. Ya arkadaş, kolum koptu ya. Bu adamın hiç mi azı yok? Getirmiş o kadar lahmacunu, kim yiyecek bu kadar lahmacunu ya? Şakir hocam, bu geçen yolda beni kandırıp benden önce restorana gittin ya hani. Benim bu kolda bir zızlama var ya, sizde de var mı? Bende de var. Ya sen lafımı değiştirme çalışıyorsun şu an, ne yapıyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Ben seni dinlemiyorum ki. Ya sen beni fake atıp yolda geçtin, daha sonra benden önce restorana gittin ya hani, onu diyorum. Yok ya, vallahi haylasızdı ya. Neyse, sen beni öyle ettin emme. Bak ben sana gıyak yapıyorum, sanayiye götürüveriyorum, onu diyeceydin. Kirim adam mı acaba? Şu kirmeyi bir kapat bakayım. Bakayım iyi gelecek mi şimdi, dur. Cam aç biraz, cam aç. Oh. Sen benim elime düşersin. Ben sana sorarım. Ya Yasemin, sana bir şey soracağım. Dün gece babam size gelmiş. Sen gördün mü? Yo, hiç görmedim. Niye gelmiş ki? Ha hiç, boş ver. Benim sana çok güzel bir sürprizim var bu arada. Hadi ya. Neymiş o? Şimdi söyleyemem. Bitsin öyle göstereceğim. İyi madem. Öyle olsun bakalım. Ne yapıyor onlar orada? Onlar bizden aldıkları sütü yoğurt yapıyorlar. Yoğurthaneleri var. Yani kısmen müşterimiz de diyebiliriz. Şu anda da hararetli hararetli pazarlık yapıyorlar. Yoğurthane mi? Ben hiç yoğurthane görmedim, biliyor musun? İyi olmuş. Pek tavsiye etmem zaten. Niye? Ya mayanın kokusu. Yoğurt mayalanana kadar biraz ağırlıklar da. Ustalar kolay gelsin, ustalar. Nasıl? Beğendiniz mi? Bayıldım, bayıldım. Bu ne koku ya? Bayılacağım ya. Bu nasıl bir koku? O zaman ofisimde konuşmaya devam edelim. Ya konuşalım, gidelim ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Hadi kolay gelsin, kolay gelsin. Aman gidelim ya, gidelim. Ama bu ne ya? Ay. Ay. Ya birazcık hafiften kokusu ağırdı. O da olur, normaldir. Tabii. Ya biliyor musun? Bende de bir yoğurt fabrikası var. Kokova'da satıyorlardı. Ben de satın aldım. Bir portföyümde bulunsun dedim. Fakat inanır mısın, hiç gitmedim.
Bu kesif koku orada da var mıdır acaba? Allah'ın hikmeti işte. Yalnız bu koku damaklara giderken mis gibi bir nefasete dönüyor ki anlatamam. Ya öyle güzel söylüyorsun ki vallahi şimdi canım yoğurt çekti ha. E buyurun. Lütfen ya. Aa. Buyurun. Buyurun. O nereden çıktı ya? Buyurun. Gömün. Kaliteli. Kaçmaz. Dur bakayım şuna ya. Bu senin kendi imalatın. Evet, ta kendisi. Oo, şuraya bak ya. Vallahi keser vursak keseri sapı kırılır ha. Gömün. A değil. A değil. İyiyim. Hadi bismillah. Gömüyorum ha. Lütfen. Oh maşallah yarısı. Oo, çok güzelmiş tadı ya. A değil. A. Oh. Oh. İki lira elli kuruş. Allah Allah. Seyfo, adamı delirtme. İki lira on kuruşta fazlasını vermemişti o kadar. Ya kurtarmıyor Meryem ya. Sütçülüğü mü bıraktıracağım bana ya? Allah Allah yahu. Veremem daha fazlasını. Fazlasını verirsen yoğurthaneyi kapatmak zorunda kalırım ben. Siparişler azaldı Seyfettin. Bildiğin gibi değil. Tamam, kalitemiz yüksek. Ama pahalı kalıyoruz. Şimdi biz süte %25 zam yaparsak mümkün değil, altından kalkamayız. Ha, maksimum %5 yaparız, onu da sen rahatla diye. Aa, bak şekerim %5 nedir ya? Ay şekerim %5 ne demek ya? Ne demek ya? Allah Allah! Şey masasına dertme adamı, git çay dök sen bize. Meryem, sen benimle nasıl konuşuyorsun bakayım? Allah Allah! Sen çırak değil misin? Dertme adamı, sözünü sıkma da bu duayet ha! Meryem Hanım, kendine gel Meryem Hanım. Bana bak Nurcan Hanım, dertme adamı. Meryem Hanım. Nurcan Hanım. Meryem Hanım. Nurcan. Bak Meryem Hanım. Nurcan Hanım. Meryem Hanım. Nurcan Hanım diyorum ya. Meryem Hanım. Üstüme iyilik sağlık resmen. Hamama döndürdünüz kız burayı, ne gel. Yapıyorsunuz be? Kendinize gelin Allah aşkınıza. Bak orada misafir var ya. Korktu kız. Ya kızım ya ya. Korkacak bir şey ya. Ne yapıyorsunuz ya? Bana bak Seyfo, bu her gün buraya geliyor mu ha? Bunu da mı çırak diye aldınız da benim haberim yok acaba? Meryem, hı? Konuyu bulandırma. Tamam, 2 lira 30 kuruş olur, emme aşağısına da inemem. Olmaz, olmaz, olmaz. Ben o kadar veremem, yoğurthaneyi kapatırım çünkü ya. Oh, Allah Allah. Oh, ya Rabbi şükür ya. Ya bu arada sizin bu Gökova'daki yer ne oldu? Vallahi biz orayı çalıştıramadık. Olduğu gibi duruyor. Aa, nasıl yani? E çalıştıralım orayı. Sizde sermaye ve birikim var. E bende de kabiliyet ve iş gücü. Nasıl yani? Basbayağı ama gizli olması çok önemli. Meryem'in duymaması lazım. Vallahi Meryem duyarsa var ya, kilitli kapıyı açmaya zorlar gibi zorlar beni. Korkuyor musun hanımdan? Yoo. Kork, kork. Hanımdan korkmak iyidir. Eğer hanımdan korkarsan, hiç olmazsa o korku seni yola getirir. Keşke benim de hanımım olsaydı da ben de korksaydım. Ne yapalım bizim konuyu? Korkma konusunu mu? Yok yahu, Gökova'daki fabrikayı. Ha, şimdi onu ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Sen benim şirketin envanterini, her şeyini güzelce bir incele. İncele, bana bir rapor çıkar bakalım. Yani biz bu fabrikayı nasıl işletiriz, nasıl olur, kar eder mi, etmez mi, zarar mı eder? Yani bunları sen bana rapor halinde bir sun, ona göre karar verelim. Merak etme. Aramızda. Herkesten gizli olacak. Aramızda. Allah'ım, yıllardır hayalini kurduğum fırsat avucuma düştü. Şuna bak şuna. Vay ayran ağızlı vay. Karısından gizli iş çevirecek. Bana da kadının tavuğuna kış dedirtecek. Aklı sıra. Salak.
Ya Allah'ını seversen gir şu pensilciye ya. Gir. Açımdan öleceğim, düşüp bayılacağım şimdi ya. Püsküyet müsküyet neyin bir şey alak ya. Lavaşona kadar bekleyemem. Akşam yemeğiyle duruyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gir şuraya da bir şey alak Allah aşkına. Bas biraz ya. Yavaş birine basma artık. Gaza bas, direkt markada gir ya. Oh. Vay yarabbim, vay 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 vay. Vay anam, vay 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 vay. Yusuf abi nereye? Abi nereye? Ana. 2 lira 30 kuruş olur, aşağısı olmaz. Hiç konuşmayalım, açık net. Tamam Seyfettin, senin güzel hatırın için o zaman 2 lira 15 kuruş olsun, daha fazlası olmaz. Mümkün değil. Dinleme, sadakatı kat gidelim. Biz fiyatımızı verdik, artık gerisi sana kalmış. Düşün, taşı kararını ver, bize bildir de haydi. Meryem ne? Aa, daha lahmacun yiyecektik ya. Tabii canım, kim yiyecek o kadar lahmacunu? Size afiyet olsun, haydi sadak. Tamam, Nurcan. Yol göster arkadaşlara. Acı ne? Naylonçu pazarlığı değil bu oğlum. Gerekmez, gerekmez. Biz yolu biliyoruz zaten Allah'ıma bin şükür. Hatırlatırım. Eskiden bu ahır benim de biliyorsun değil mi? Haydi. Tübeler olsun ya. Vallahi. Ya Seyfo bro, Ditap senin kafanı mı karıştırdı Allah aşkına? Hayırlı bir eser tarih boyunca hiçbir zaman kafa karıştırmak için değildir Nurcan. Ama şunu da belirtmek isterim ki ben de 40 yıllık müşterime dirsek koyamam. Ya ben anlamıyorum. İstediğim parayı verdi. 2 lira 15 kuruş dedi. Neden olur demedin? Aa bak kalktılar gittiler işte. Çok çıraksın Nurcan. Çok çıraksın Nurcan. Ha? Hiç anlamıyorsun ya. Onlar da biliyor yarın 2 lira 20 kuruşa bu iş bitecek. Olay bu. Ya biz izledik %15, onlar verdi %5, ortada buluştuk %10. Bak, ben günde 6 ton süt çıkarıyorum burada biliyor musun? 10 kuruş fazladan 600 lira yazar, bu da bana yeter de artar bile. E o da piyasanın nereden baksan 20-25 kuruş altında alacak. Ona da günde en az 1200 gayme yazar. Oh Allah bin bereket versin ya. Allah olmayana versin. Herkes mutlu. Tabii canım, kimsenin hakkı kimsenin hakkına geçmedi. Açık net. Bu kadar ya. Halim! Hop! Oğlum, hanım kızımızı da al da elinizi yüzünüzü yıkayın. Gelin de Malatya şeylerini yiyin ya. Ha? Açık malı, malı. Derdi bu ya. Allah'ım ya Rabbim. İnsan Farah. Alo İnsan oğlum, neredesin? Ne oluyor oğlum benim, Şakir hocam? Hı? Şakir hocam, hani sen geçen yolda beni atlattın da sonra hep restorana benden önce gittin ya. Yes. Bır aynı şeyi söyleyip de benim kafamı şişirme be. Yeter be. Arabada da aynı şeyi söyledin. Demek arabada duydun da duymazdan geldin Şakir hocam ha? Sen... Sen bana ders mi veriyorsun ha? Şakaydı. Kocaman bir şaka. Hepsi bu. İnsan şakayı ciddiye alır mı oğlum? Ben de seni şaka ettim ya. Allah hadi. Ya ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir şaka yapılır mı insana? Ne pis bir adamsın sen ya. Hasta mısın? Maynak ya. Nasıl bir çocuksun sen? Seni Allah kahretmeye seni. Nasıl bir hatasın sen ya? Ya bu gerçekten bayağı büyükmüş. Yasemin bu bayağı kalın da 2 tane yenmez bundan. Malatya lahmacunuymuş bu. Babam Malatyalı ya, ondan öyle yaptırmış. Ama sen 1 tane yersen ben de 1 tane yerim. Sen 2 tane yersen ben de 2 tane yerim. Hiç yemezsen ben de hiç yemem. Allah Allah. Kızım sebep? Bir sebebi yok. Canım öyle istiyor. Al kardeşim. Bak o, ona kardeşim diyor, o nasıl da mutlu oluyor. Halim'i gerçekten abi bellediyse demek. Afiyet olsun. Kızım ben sana bir şey soracağım ya. Sen kaç yaşındasın?
Bilmiyorum, 24 olması lazım. Olması lazım? Öyle hatırlıyorum. Ben bazı şeyleri çabuk unutuyorum da. Ha. Şş. Benim adım ne mesela? Halim'in babası. Halim'in babası. Ya, ya babam benim adımı söyledi ya senin yanındayken. Ya bir düşün, belki hatırlarsın. Bilmiyorum. Yüksek ihtimal ben babamı dinlemiyordum o anda. Dinlemiyordun. Ya babam bağırdı benim adımı tarlanın içinde. Avazı çıktığı kadarımdı. Olabilir. Dinlememişsem duymamışımdır. O anda aklımda başka bir şey varsa ben duymam ki. Ya güzel kızım ya. O anda aklında ne olacak ki? O anda eve bakıyordunuz işte. Şş. Tamam vakit. Ben sana bir şey soracağım kızım. Ya baban senin için küçük dedi ama senin yaşın var. O yüzden rahat rahat sorabilirim. Diyorum ki sen hani böyle ilerisi için neler düşünürsün hani? Evlilik falan, ha? Kız, gelip biri seni istese evlenmeyi düşünmez misin? Ne oluyor? Utandım. Kurban olurum. Cevap vermedin emmi. Baba tamam ya, daha fazla şey yapma. Tamam. Tamam, ben anladım anlayacağımı. Oy. Öyle öyle diyorsun yani ha? Peki şimdi biz bunlara blöf yaptık. Bu sütü onlardan alamazsak ne olacak? Ya sen merak etme hanımım. Şimdi akşam mermerci gelecek ya. Ha. Ben arar Seyfettin'i de çağırırım. Olur. Meşk ederken tavına getirir. 2.20'ye onu ikna ederim. Biz zaten 2.20 verecektik. Sen 2.15'te kalktın masadan. Ben son sünnet payı bıraktım da ondan oldu, Allah Allah. Şimdi o iş sende. Sen o işi 2.20'ye halletmişsin gitsin. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Alo Saşkım. Saşkım. Ne oldu pazarlıklar meselesi? Çok merak ediyorum. Hiç haber vermiyorsun bana. Aa, yoksa ihmal mi ediyorum? Vallahi kısım kısım kıskandırıyorsun beni. Hı. Ha, olmadı o iş. Biz geri döndük, anlaşamadık. Anlaşamadınız mı? Nasıl ya? O zaman biz mayıyı öyle mi çalacağız yani? Yok, öyle olmayacak. Akşam inşallah Sadık hayırlısından halledecek, bitecek gidiş. Neyse, ne yapalım? O zaman ben kapıyorum Saşkım. Haydi kapı o zaman. Hadi öpüyorum seni Saşkım. Hı. Yani anlaşamadılarsa? Ne oldu hayırdır Ercan Bey? Kim bu adam? Hiç sormayın. İşler çok kötü. Meryem sütçülerle anlaşamadı. Maliyetler yükseliyor ya. Vallahi her an zor duruma düşebiliriz. Ama benden duyduğunu söyleme. Yapma ya. Ya. Bu adamın da yoğurt fabrikası var biliyor musun? Gezmeye geldi bize. Üst üste geldi her şey. İnşallah kapanmaz burası. Bu kadar insan çalışıyor. Bana güvenin. Ben kimseyi zoğudumda bırakmam. Öyle. Hadi işinizin başına. Selamun aleyküm Yunus Usta. Aleyküm selam efendim, buyurun. Ya bu Seyfo dayının arabası hala burada mı ya? He? Vallahi bunun yüzünden benim ensem morattı ha. İşi bitti. Motor toplamadan önce gelmişken altına da baktım. Son bağlantıları yapayım, alırsınız. İttirelim şu tarafa da, burada calaskaların altına alalım. İyi, şunu şuraya ittirelim de. Hadi geç. Gel, şuraya geç. Şuradan hemen ittirek şunu. Elifen indirin, dur. İndir, indir. İndirdin mi? Bas. Bas. Az sol yap, az sol yap. Gel. Az sağ yap. Sağa kır.
Vallahi. Gel buraya, buraya gel. Ya yavaş olsana, yuvarlak elli misin sen ya? Al çık şuraya, öne koy, öne. Öne. Ya tamam, bırak çek iş oradan be. Bırak çık. Aa. Ay Şakir. Ay oğlum. Ay ne oldu çocuğum? Ay, Şakir ne oldu? Kolundakini çıkartıp ayağına mı taktırdın, ne oldu? Yok, nereden çıktı? Ben özellikle öyle olmasını ben istedim ya. Tabii canım, israf olmasın. Boşu boşuna çöpe gidecek. Kolumdakini çıkartın, ayağıma takın. Biraz da orada kullanan dedim. Ya kanala düştü de. Ay, ay çocuğum ne kanalı? Bir şey değil ya, YouTube kanalı. Tamirci kanalı, fark etmemiş de. Ah Şakir, ah Şakir ya. Ya yemin ediyorum sen beni zamansız doğurtacaksın yani. Ne oldu? Ya şu an oğluşum doğarsa ben onu tek ayaktan nasıl geçireceğim? Ay hakikaten çocuğum, sen tek kola yürüyebiliyordun da tek ayakta yürüyebilecek misin ki? Cık, yürüyemezsin. Yürürüm ya. Hayır. Yani şu şekilde. Yok. Ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun? Dur. Ayağı şöyle aldın mı bak şu. Şu şekilde. Dur, hayır, Seki. Dur. Oradan aksi al. Ama, ama yok. Ay. Boynuma bir tane aksiyi taktık mı aksi bağlayacak buraya, tamam mı? Yürüyemem tabii. Nasıl yürüyeyim? Neden yüzüme gözüme vuruyorsun bu geç yani? Çocuğum dur şimdi, sen sakin ol. Ben zeytinle soğanı dövüyorum, krem yapıyorum, bağlıyorum. Hiçbir şey için kalmıyor, tamam mı çocuğum? Sakin. Yumurta da kır bari. Zeytinliğe soğan diyor ya. Efe kaldır, kaldır. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum böyle bir taşma çekti var mı? Dur, bak. Yavaş, tamam, bak, yavaş. Çanağı kırdırmayın. Yavaş, dur, çanağı ayağına, dikkat. Ayağına, dur. Oo. Ağam, ağam hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren. Nasılsın? İyiyim vallahi ağam, siz nasılsınız? Sağ olasın. Bana bak, şu bağını ver bakayım bana. Ağır olur ağam, ben taşırım. La ver oğlum, ilk defa mı taşıyacağız ya? Böyle çok götürdük biz ya. Şişt, Eren, sana bir operasyon emri vereceğim. Şu yoğurtçu Ercan var ya, onunla ilgileneceksin, haberin olsun ha. Anlaşıldı ağam. Ha, bana bak. Benim dertli olan senin arabada mı? Arabada ama evet. Onu benim bagaja koy. Akşamleyin onunla işim var. Tamam. Buyurun. Abi, buyurun buyurun İsmail Bey, hoş geldiniz. Evet, selamun aleyküm. Sevgili müdrik dostum benim. Evet. Ya ben de böyle tam mesainin sonunda iş güç işte. Hiç önemli değil. İlk gün çok verimli geçti. Çok büyük projelere imza atacağız. Büyük bir potansiyel olduğunu zaten görüyordum. Çalışmalarım ve incelemelerimin sonucunda bundan emin oldum. Siz hayırdır nasılsa şirketi emanet edecek birini buldum deyip seyahate mi çıkıyorsunuz? Yok canım. Bu senin. Ha, beni mi seyahate yolluyorsunuz? Durun tahmin edeyim. İş seyahatim çok olacağı için bana bavul hediye ediyorsunuz. Senin maaşın. Elden vereyim dedim sen. Para saymayı seviyor musun? Nasıl yani? Altı aylık maaşı elden mi veriyorsunuz? Yok canım, altı aylık değil. Tam bir senelik. 12 aylık. Dedim ki belki bir ihtiyacı vardır, peşin ödeyeyim, belki bir yatırım falan yapar dedim. Bir yıllık mı? İsmail Bey, siz benim içimi mi okuyorsunuz ya? Hissi kablel vuku. Al bakalım kardeşim. Say bakalım. Allah. $1.800.000. 12 çarpı 150. Sen para saymayı seviyorsun. Sağ olun. Sağ olun İsmail Bey. Güveninize layık olmaya çalışacağım. O ne? Mustafa Bey, pırtlatmışsın buradan. O ne ya?
Olmaz. Sen Nurcan Hanım'a söyle, güzel bir gardırop düşsünler sana şöyle en iyisinden. Beni temsil edecek CEO'mun şöyle şık gezmesini isterim. Böyle olmaz. Faturayı da getirsinler, şirket ödersin. Kusura bakmayın İsmail Bey, ben bunu gözden kaçırmışım tabii ki. Neyse, ben gidiyorum, akşama eğlencem var. Münevver hanımefendiye de benden çok selam söyleyin. Ona söyleyin size iyi baksın. Başımızdan eksilmeyesin. Allah sizi de başımızdan eksik etmesin İsmail Bey. Orası öyle de 59,5 oldu. Az kaldı. Hadi görüşürüz. Size güzel kızlar. Ha, aşkım. Ay nasıl geçiyor çok merak ediyorum. Harika. Müthiş. Ha, harika harika. Ben de kimseye söylemedim. Herkes seni teste gitti zannediyor. Çok iyi çok iyi. Testin sonucu negatif çıkmış ama. Akşam istirahat edecek dersin soran olursa. Sakın kimselere randevu verme. Seninle müştemilattaki odamızda çok önemli bir işimiz var. Neymiş o? İpucu veriyorum. Özellikle benim yaparken kendimden geçtiğim bir şey. Anladım ben, tamam bende o iş. Çak çak. Bana bak, sakın abime belli etme. Yoksa gelir. Mutluluğumuzu bozar canımın içi. Tamam tamam, vallahi şu anda çok heyecanlı bastırdı. Seyfo Bro geliyor. Bak söylerim selamını. Ha. Ya ben de onu soracaktım. Ne olmuş ona? Ki veriyorum. Kendi söylersin test durumu, tamam mı? Tamam tamam. Anladım ben onu. Ver sen ver. Ver. Sağ ol. Nasılsın kardeşim? Bir terslik yok değil mi? Yok abi. Testin sonucu şimdi çıktı negatif. Ay çok şükür Allah'ıma müstahali. Ama böyle halsizlik devam ediyor. İşte akşam odada istirahat edeceğim. Çıkmam artık odadan. Yarın sabah falan konuşuruz. Et tabii ya. Benim de eğlencem var zaten. İsmail Beyciğim mesaj atmış. Meydana gel, meşk edeceğiz demiş. Ha ben de oraya gideceğim bir. Tamam abi. Seni çok seviyorum. He? Sen de iyice bir bab stilleştin ha. Ne demek lan o? Ya kötü bir şey söylemedim ya. Hani sana olan sevgimi dile getirdim. La ilahe illallah. Bari sevgimden verem oldum da de de bari tam olsun Allah Allah ya. Hatta mektubun ucunu yakıp gönder misal. Kapıyorum, kapa. Niye kapattın? İsraf. Aa. Aşkım sen ne dedin de kızdı, kapattı telefonu? Bir şey demedim ya, seni seviyorum dedim. Ne? Neyse, onun olmaması çok daha iyi olur. Brosuz, rahat rahat sayarız paracıkları. Ama hemen anladın mı para olduğunu ya Nurcan? Söyledim ben sana anladım diye zaten. Aa öyle mi? Ben yanlış anladım o zaman. Aşkım ben seni bilmiyor muyum sanıyorsun? Ben ilk söylediğinde ne olduğunu anladım zaten. Nurcan bana bak. Yalnız bir plan dahilinde gitmemiz lazım. Benim parayı eve soktuğumu kimse görmemeli. İyi de sen nasıl bir para getiriyorsun ki eve? Bavulma. Ne? Ne? Bavulma. Hayallerim gerçek oldu Nurcan. Dile benden ne dilersen. Ha, tamam. Hemen anlat planı. Anlat. Anlatıyorum. Bak. Şimdi senin asıl görevin gözcülük. Nasıl? İş yapar mı görselleri? Harika olmuş. Şimdi önce internet sitesi yapacağım, sonra Instagram için bir sayfa açacağım. Sponsor reklam buluruz, mutlaka geri dönüş olur. Bak bir tane de video çekmiştim, onu da izleyelim. Çok güzel olmuş. Kısa kısa planlar koyarım. Ürünler organik köy işi olduğunu çok iyi anlatıyor. Aşkım çok heyecanlıyım.
Ben de. Çok iyi olacak biliyorum. Büyük iş başaracaksın. Sana çok güveniyorum. Ayrıca sen hayattaki en güzel şeyleri layıksın. Ya aşkım. Bunlardan biri de benim eşim oldu. Rabbim seni bana lütfetti. Çok mutlu ediyorsun beni. Gençler. Ya bu güzel muhabbetinizi böldüm ama. Mermerci gelecek. Meşk edelim falan dedi. Bir de yemek yaptırmış. Çiğ köfte, bir şeyler. Ben de diyorum ki havuz başında yapalım. Tamam, harika olur. Ben de yardım ederim. Sağ ol Boncuk, teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Şako. Nasıl oldu ayak? Vallahi işte anne sosunu yaptı. Bir iki saat meditasyon yaparız. Akşamları da fırına veririz herhalde bacağı komplo. Olur olur, iyi olur. Oğlum bak sana ne getirdim. Lahmacun. Yasemin'in babası yaptırmış bayağı bir. Bunları var ya essen essen bir tek sen ezersin. Vallahi mi ya? Malatya lahmacunu ya. Hadi o. Vallahi İsoday'a helal olsun. Allah. Sağ çok şükür. Bir günüm bile olsa lahmacunsuz geçmiyor vallahi. Ne çıkar? Çıkar bir. Al bakalım. Yapıştır. Kızım, babası emanet etti işte. Ben de yanımda gezdiriyorum öyle. Ya eğlenceye gelecek. Orada teslim edeceğim. Halim, gözünü seveyim. Benim işi çözsen, çözsen sen çözersin. Allah'ını seversin beni de götür. Ben bu sarılı ayakta sıkıntı yaşarım, bir yere gidemem. Allah'ını seversen beni de götür, ne olur. Tamam, tamam ya. Bizim araç gelmiş zaten. Onunla gideriz. Tutu, kızım. Kim bu kız? Ay anne hatırlamıyor mu ya? Belgin Doruk kılıklı kız bayramda geldiydi hani. Şu mermercinin kızıymış. Bir saat oturduk ya hatırlamıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Anne siz geçin ben meydana gideceğim. Aa, oğlum hani uykun vardı mızlanıp duruyordu. Ya bizim çocuklar mesaj atmış gruptan. Büyük eğlence varmış ondan gideyim. Ay ay. Görüşürüz o zaman Samim abi. Olur abim eyvallah. Hadi gel kızım gel 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 şunlara bakalım. Kolay gelsin oğlum. Onlar ne taşıyorlar öyle? Bebeğe alışveriş ettiler. Ya bu Sevda'ya da bir şey demeye gelmiyor ha. Her bir şeyi almış. Ne bulduysa almış ya. Neyse sinir yok şeker de yok. Ben Alen. Benim Dünür. Yani senin kayınbeder. Eğlence tertip etmiş. Gelecek mi? Kayınpeder mi ya baba? Tamam Allah aşkına yaptın şakasını güldük eğlendik bitti. Sen öyle san. Neyse gidiyorum ben. Bekleyeyim mi seni? Ya ya sen git ben arkadan gelirim. Hadi eyvallah. Hadi yavrum. Bas 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 bas. Ha? Sızıyor, su sızıyor, sızıyor taşların arasından, taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından, kaşların arasından. Oğlan mayilem, oğlan sözüne de gayilem, oğlan enişte bana şşt demiş yalan aslanım yalan. Valla kendimi çok sıktım sıktım. Ulan ben sıkılacağıma başkaları sıkılsın ya. Ben oynayacağım arkadaş. Hadi damat sen oğlan kalk bakalım. Sen de kalk bakalım. Kızım başı hadi yallah. Koca oğlan yallah. Oğlanmayı.
sözüne de kaybedem. Oynamayacağım. Baby oynayacağım ya. Enişte bana. Şakir hayır sen oynayamazsın. Senin ayağının üstüne basmaman lazım çünkü. Yeter ama kızım. Yeter artık ya. Önce kolum sallı sonra ayağım. Ne oldu olacak kefene sarın beni. Topla kır atla gelin gitsin. Yeter ya. Demiş yalan aslanım yalan. Hiç hoşlanmıyorum. Hatta böyle bir huylanıyorum bu kızdan haberin olsun. Baksana kızın gözü göz değil. Nasıl bakıyor Halim abi? Yiyecek gibi bakıyor ya. Ya hiç yok öyle bir şey. Kız hasta. Halim abi ve abisi zannediyor. Ne? Oğlan deme kız. Eylem, günahını aldım kızın ya. Yazık. Hadi gel kaldıralım onu. Demiş yalan aslanım. Yasuş, yalan hadi kalk. Oğlanmayayım. Yasemin, oğlan hadi kalk oynayalım. Bak herkes oynuyor. Ay vallahi bak kalkıp oynamazsan kırılırım. Yasmin, kız, bak hadi sen de kalk. Ne duruyorsun orada? Ya yok, korkunç. Halim abi, kaldırsana sen kızı ya. Kızım, ben çok oynayamam ki beni biliyorsunuz. Abi, Yasemin oynasın diye. Yasemin, hadi bakalım bak ben de kalkıyorum. Beraber oynayalım. Gel. Hah, Yasemin bak Halim abim de kalktı. Hadi kalkalım. Hadi gel. Oğlan mayilem, oğlan sözüne de gayilem, oğlan enişte bana şşt demiş yalan aslanım, yalan oğlan mayilem, oğlan Allah'a sözüne de gayilem. Allah'a şükürler olsun, kızımla mı oynuyorum ben ya? Bunda mı gösterecektin demiş bana? Yalan aslanım, yalan enişte bana şşt demiş yalan aslanım, yalan. Kızımla karşılıklı oynayacağım. Gel kızım. Ay, 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 ay. Benim kuzum böyle bunlarla çok diye sütünü içecek ya. İyi maşallah, Allah'ım şükürler olsun. Kızım, bak indi bununla böyle güzelce bir yapacağız, tamam mı? Ondan sonra bir güzel ütüsünü vuracağız. Ondan sonra da iple tavandan asıvereceğiz. Niye? Ha kızım. Bunlar naftalin olmaz. Bebek şeysi ya bu. İndi bunlar dolaba koyarsan da olmaz. Neden? Güve yapar. Yani adet öyledir. Bunlar böyle iple asacağız tamam mı? Ha, ipe böcek yürümesin diye de limon kabuğu sapladık mıydı? Oh tamam. Ya sen nereden bileceksin tabii bunlar değil mi? Öğreneceksin yani. Ya zaten kim öğretecek ki sana? Meryem sana anlatmamıştı ki böyle şeyleri. Öyle demesek Sevda anne. Ya kızım kötü bir şey demiyor. Yani kız kısmı anasından atasından göre göre öğrenir. Yoksa 1 milyar yıllık insanlık nasıl değişecek de? Bir düşün bakalım değil mi? Mumu ben eve geldim. Yaklaştım canımın içi. Antre camı açık mı? Evet. Abimler. Dur, dur. Biraz ayrılma. Kızım, Halim'den kalma bir beşik vardı. Onu söyleyeyim de artık depodan oradan buradan neredeyse artık çıkarsın. Bir güzel boyasın. Oy, oy, oy. Kuzum ilk uykusunu babasının beşiğinde uyusun ya. Ay, ay, ay. Olala. Oo, bunlar nedir böyle? Ya şuna baksana ya Nurcan, şuna bak ya.
Sevda annem bebeğe biraz alışveriş yaptı da. Ay çok güzelmiş, çok güzel, süper. Seyfo Obro nerede? O mermercinin yanına gitti. Meydanda çalıp söyleyeceklermiş. Ha, okey, tamam. Ben bir duş alıp geleceğim. Alıp geliyorum, okey? Okey. Al gel, al gel, okey. Ay, 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 ay. Ay, şuna bak. Allah'ım. Mumu. Seyfo Obro'lar eğlencedelermiş. Duydum. İki dakikaya oradayım. Sakın duşa falan girme ha. Aşkım oyalamak için yalan söyledim. Girmiyorum hadi. Ceviz dibindeyim çabuk ol hadi. Haydi bakalım. Selamlar. Oo Sami hoş geldin yeğenim. Oo ex Sami de geldi ha. Ex Sami mi? Ex Sami nedir ya? Ya ekstra demek istedim yani. Sonradan geldi ya. Ha, Sami hayırdır baban niye gelmedi oğlum? Gelecekti gelmedi mi? Ya biz aynı yerden çıkmadık da benim bir sadaka işim vardı İsmail abi. Onu halledip geldim. Malum dün benim başıma kötü bir şeyler geliyordu da son anda kurtardık ya. Şakaların da muhteşem. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Ya arkadaşlar ben gaza geldim ya. Ne güzel çaldık söyledik. Ben de söylemek istiyorum arkadaş. Oo İsmail Bey. Sende böyle şeyler var mı ya? Olmaz mı ya? Ben eski alemciyim. Ben alemi çok severim ya. Çalıp söylemeyi çok severim. Benim yarını arabadan alayım da geleyim ha. Eyvallah. Müsaade var mı? Tabii. İsmail. Dayı. İsmail. Dayı. İsmail. Dayı. İsmail. Ayıp. Sen de fazla geniş davranma. Sıkıntı hala geçmedi. Ayıktırayım. Anlamadım. Babam zorluyor hala. Kızın ağzını aradı. Bomba geliyor. Hazır mısın? Hı. Kız da evlenmek istiyor. Hadi be. Allah. Çalım. Evet. Ya ben böyle tam teşkilatım ya. Oo. Müziği çok seviyorum ben ya. Oyalım. Şöyle yapalım. Alo. Sadık hocam destur var mı? Estağfurullah canım gönlümüz şenlenir. Eyvallah sağ ol. Hani bir yanlış olmasın da. Yok. Tamam. Yok. Seni. Güzeldi değil mi? Fena değil yani. Ağzına sağlık. Geldim. Arka taraftayım. Gel. Serbest. Thank you.
Yarın bana ilk iş gidip en markalarından CEO'lara yakışır bir gardırop yapıyorsun Nurcan. Yalnız eski kıyafetlerime benzesin ki yabancılık çekmeyeyim. Faturayı da Sırpaş Şirketler Grubu ödüyor. Harika, harika. Yarın İstanbul'a gitmem lazım günübirlik. Oradan hallederim aşkım. Niye? Çünkü Canberk evini değiştirmiş. Ya bu çocuk galiba paranın kokusunu hemen alıyor Nurcan. Paranın kokusunu hemen. Neyse, neyse. Bu an çok önemli bir an Nurcan. Çok önemli bir an. Bu anın tadını çıkarmamız lazım. Bu anın tadını kimsenin bozmaması lazım. Abime söylememiş olmanın stresini bile unuttum. Ne olacaksa olsun gari. Toplu para Nurcan, en sevdiğim. Al. Al. Aşkım, çok mutluyum aşkım, çok mutluyum. Sakin, sakin canım için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aşkım sen ne dedin de kızdı kapattı telefonu? Bir şey demedim ya. Seni seviyorum dedim. Neyse, neyse onun olmaması çok daha iyi oldu. Vallahi buradan gizli rahat rahat sayarız paracıkları. Çık 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 çık. Mumu! Mumu! Mumu çok mutluyum. Acık bize de verin de biz de mutlu olalım. Abi. Ruh.